Abdullah Gül Vakfı'na bağlı olan kampüsteki binanın Milli Savunma Sanayi Lisesi'ne dönüştürülmesi talebini önceki dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ilettiğini dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç şunları söyledi. Yine bir okul projemiz olacak. Şu an bakan yardımcımız Kayserili. Milli Savunma Komisyonu üyesi olmam nedeniyle onlar benden bir talepte bulunmuştu. Biliyorsunuz Abdullah Gül Üniversitesi Mimar Sinan'da kampüste, biliyorsunuz orada Tekten'in de kullandığı bir süre Tekten Fen Lisesi vardı. Biliriz Mustafa Bey. Biliyorum. Abdullah Gül Üniversitesi, Abdullah Gül Vakfı'na bağlı bina orası. Asgül Sandık yetkililerle de görüştük. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı benden rica etti ki Abdullah Gül Bey'e bir söyleyebilir misiniz diye. Ben Abdullah Gül Üniversitesi'nin 100. yıl programında Sayın Cumhurbaşkanı'na da böyle bir talebi ifade ettim. O lise binası eğer milli eğitime verilebilirse Aspilsan'la bağlantılı olarak Milli Savunma Sanayi Lisesi şekline dönüştürülebilir. Çok yüksek puanlarla alınan lise öğrencileri Aspilsan'da, Aselsan'da da iş garantili şekilde Savunma Sanayi Lisesi şekline dönüştürülür. Savunma Sanayi Anadolu Lisesi ve Savunma Sanayi Fen Lisesi şeklinde orada da çok ciddi teknik elemanlar yetiştirme noktasında ben o konuyla da bizzat ilgileniyorum. Bir alan var, talep ettik. Abdullah Bey olur dedim. Tabii ki. Rektörümüzle görüşün dedi, müteville görüşün dedi. O Abdullah Bey hiç olumsuz bakmadı. Süper. Bu saatten sonra artık oluşuma bakmak tabii lazım. Tabii ben... Bilsen birazcık askeri yatırımlar sebebiyle birazcık daha kapalı devre bir üretim mekanizmasına sahip ama neden olmasın böyle bir lise yarın bir gün istihdam için bize çok önemli. Çok muazzam olur. Çok muazzam. Ben ilk defa da burada açıklıyorum bakan yardımcımızla konuştuğumuzu, Abdullah Gül Bey ile konuştuğumu. Öyle bir yatırımı da, eğitim yatırımını da oraya sağlayabilirsek ben çok mutlu olacağım. Aynen öyle. Bundan güzel muhalefet olur mu? Bu daha güzel ne yapalım şey hocam? Taş üstüne taş koyandan tabii. Allah razı olsun. Valla çok teşekkür ediyoruz. Şöyle ki şehir adına bir şey konuşup şehir adına bir şey yapmak derdimiz bu. İşin siyasetçi tarafını ben çok sevmiyorum. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Yani siyaset bizim vatandaş olarak işimiz değil. Parti teşkilatındaki üye arkadaşların, vekil arkadaşların, işte atıyorum adayların, yani teşkilatın içerisindeki insanlar siyaseti yapsınlar. Vatandaş olarak biz de siyaseti zorlayalım. Evet. Siyaset de iktidarı zorlasın. Muhalefet iktidarı, iktidar muhalefeti zorlasın. Bu bir denge mekanizması oluşursa şehrin menfaatine ama oluşmazsa bugün hızlı treni hiç kimse konuşmazsa valla bakanlıkta niye yatırım programını alayım der yani. Ne gerek var? Otobanı böyle istemiyoruz. Biz bunu geçen dönem yaşadık. Cumhurbaşkanı'nın miting öncesindeki gelişinde geldi hızlı treni temenni atıyoruz. Niye? Tepki var. Cumhurbaşkanı'na bu ifade edildi. Tepki var. Bunu halletmemiz lazım ve en azından 1 sene, 2 sene, 3 sene işte terminal binamız havalimanının yeni toparlanıyor. Bunlar bu oluşumların neticesi. Elinize emeğinize sağlık. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyoruz. Tabii ki doğrularımız, yanlışlarımız siyaseten de her birimiz için olacak ama mesele şu ki hepimizin derdi memleket. Memleketi tabii çözüyorsak tabii geri kalanı kolay.